Efendim, işsizlik rakamları bu ay yine artmış. Biliyorsunuz işten çıkartmak yasak aslında ama ona rağmen artmış. Sizce ekonomi düzelir mi? Abi çok zor. Bak ben bile işsizim, ben bile iş bulamıyorum. Emekli değil misin abi? Değilim abiciğim. Niye emekli olun? Yaş... Ya, o... Geldi daha, daha geldi olamadım da. Abi nasıl olacak, seni bu yaşta kim alacak işe? Almıyorlar işte. İş bulamıyorum. Emeklilik adam diye, yok. Adam diye, İş yok. Ben sana iş vermem diye. Abi diyorum, ne yiyeceğim, daş mı yiyeceğim diyorum. Evet. Adamın hiç umurunda değil. Adam sırtını dönüyor gidiyor. Tabii niye umursasın ki? O da iş yapacak adam arıyor. Ya çalışırız biz. Biz da. gençlerden daha güzel çalışırız. Abi sana ama der ki şu işi yap. Çay getir götür yaptır. Onu da sana kendine yakıştırmaz. Her türlü. Ya niye ya? Ekmeğin gururu olmaz. Senin için öyle de adam şey yapmaz. Hani adam oraya buraya sürecek adam arar. Ya şimdi öyle de işte bak iş bulamıyoruz. Ekonomi düzelmez. Bu saatten sonra çok zor düzelir. Nasıl çok olacak peki? Daha da kötüye gidiyor. Bu hükümet düzeltebilir mi sence? Abi düzeldir ama biraz boğazlarına kısacaklar. Lüks araçlara binmeyecekler. Biraz galibanları düşünecekler. Hep üretimi artıracaklar. Üretimi artıracak. Teşvik edecek. Yabancıları Türkiye'ye çok doldurmayacak. Ve onların yüzünden iş bulamıyoruz. İstanbul'da Suriyelilerin yüzünden iş bulamıyoruz. Ben İstanbul'dan geldim. Daha ya burada şeye gireceğim ben. Emekli olmak için heyete gireceğim burada. Heyete gireceğim. İşte onun için geldim. Şurada ayın 15'inde heyete gireceğim. Onun için geldim İstanbul'da. İstanbul'da Suriyelilerin yüzünden, İranlıların yüzünden iş bulamıyoruz. Bir arabayı bugün İsveç'te ben 100 liraya indiriyorum. İki tane Suriyeli geliyor 40 liraya 50 liraya araba indiriyor. Amelilikten bahsediyorsun doğru mu? Evet. Yani geçinemiyoruz. Otobüs olmuş 4 lira 5 lira. Hani... Nasıl olacak böyle abi? Sen nasıl geçineceksin? Nasıl geçiniyorsun? Çok kötü. Çocuk mu bakıyorsun? Yok. Kimsem yok hayatta. Ben tek başıma yaşayan tek yaşıyorsun. Bir Allah'ım var. Başa hayatta. Bugün... Bir şeylerin değişeceğine yönelik umudun var mı? Abi umudum var. Kim değiştirecek? Bu umudu sağlayan bilmiyorum. Kim? Bilmiyorum. Değişmesi lazım diyorsun. Gene Tayyip Baba'nın eline bakacağız. Tayyip Erdoğan'ın eline bakacağız. Değişirse o değiştirir. Yaparsa ama o mu yapar? Gene o yapar abi. O adam çünkü bileği güçlü bir adam. Bakmasın adam. Şimdi niye yapamıyor abi? Abi neden yapamıyor? Yabancıları Türkiye'ye doldurdu. Tek sorun o mu sence? Ekonomiyi düşürdü. Niye böyle yaptı bizden, yani? Bizden alıyor onlara veriyor. Niye böyle yapıyor? Adamın amacı o değil. Adamların amacı nedir biliyor musun? Oy kazanmak. Adam Türkiye'ye doldurdu hepsini Türkiye'ye. Adam şimdi diye ben hakları vermezse ben de Suriye'de İran'dan diye oy kazanacağım diyor. Suriyelilerden mi oy alacak? Tabii onlardan alacak tabii. Bu akıl var, mantık var. Hepsine Türk kimliği verdi hepsini. Abi senin vatanın yarısını doldurmuşlar Suriyeli. O zaman nasıl olacak? Abi berbat. Vatan elden gidiyor. Zaten gitti. Sıçayım o zaman. Maaşı parayı bula. Vatan elden gitti. Abi al bak cebinde 20 lira para ver bak. Al. Ne yapacağım? Bunda yattığın yere mi para vereceksin? Akşam abi, yemeğine mi çayına? Düşünemiyoruz. Abi sen diyorsun ki Suriye gene Erdoğan kurtaracak ama Erdoğan da Suriyelileri doldurdu diyor. Onları besliyor. Onlardan şey bekliyor işte. Oy bekliyor onlardan. Bana diye halk bana oy vermezse ben diye 500 sene Suriyeli vatandaşım böyle. Ben oyu onlardan alacağım diyor. Yeter mi diyorsun? Abi yetmez. Adam uyanık adam. Hayırlısı olsun abi. Adam bizden kesiyor onlara veriyor. Biz bunu hak ettik mi abi? Hak etmedik abi. Bence hak etmişiz gibi duruyor abi. Abi hak etmedik. Hak ettik şöyle hak ettik. Oy vermek de hak ettik. Gene vereceğim diyorsun abi. Vermeyeceğim bu sefer. Eminsin? Eminim. Kimseye oy vermeyeceğim. Boşatacağım oyu. Peki abi. CHP zaten dansöz gibi. CHP zaten... Bak Ekrem... İmamoğlu'nu başa getirdi. Evet. İstanbul'da otobüsler oldu 5 lira. Evet. Otobüsler 3 lira. 250 idi, 5 lira oldu otobüsler. Nasıl geçineceğiz abi? Ekrem cebine mi atıyor abi o parayı sen? Atmaya değil. Adam halkın gözüne girmek için ilk halkı düşürdü. Öğrenci geçinemiyor. Öğrenci 3000 tane öğrenciye 2000 lira burs verdi. Süt abi, dağıtıyor bedava. Abi onların hepsi yalan abi. Dağıtıyorum diyor abi. Yok abi yok hepsi yalan. Hepsi süt içen insanlar şey mi yapıyor? Yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor abi yalan söylüyorlar. Ben yalan söylüyorum. Niye yalan söylüyor kardeşim? Abi hangi haber kanalını izlen? Ben en çok Fatih Portakal'ı çok seviyorum. Onu gitti. Onu izliyorum. Çünkü onun hareketleri, konuşmaları, o tavırları benim hoşuma gidiyor. Fatih Portakal diyor ki Ekrem İmamoğlu diyor süt dağıtıyor diyor. Abi onu yalan söylüyor. Abi bilmiyorum. Ben bir şey görmüyorum abiciğim. Peki abi. Geçmiş olsun. Kardeşim Allah işiniz gücünü rast getirsin. Amin. Cemil cümlemizin. Sağ olasın. İnşallah Türkiye'miz daha iyi olur. Ama gidiş daha zor gibi abi. Zor abicim. Geçinemiyorum. Bak ben 55 yaşındayım. İş bulamıyorum. Bu kafayla zor abi. Sağ olasın. İşsizlik bu ay yine artmış. Sizce ekonomimiz düzelir mi? Abi ekonomi düzelir. Ekonomi zaten şu anda düzgün. Ama insanlar doyumsuz. Evet. İnsanlar şükretmeyi bilmiyor. Evet. 5000 lira maaş alan da ağlıyor. Evet.
3000 lira maaş alan dağılıyor. Meclisteki milletvekilleri de maaşlarını biliyorsunuz. Evet, 22. Onlar dağılıyor. Yani 2300 lira asgari ücret alan birinin ağlaması sence de normal değil mi? Abi çok normal. Katılıyorum. Çok normal. Ya şimdi bizim gençlerimiz şu anda iş rahat olsun. Tamam mı abi? Masa başı iş olsun. Para çok olsun. 10 numara giyineyim. 10 numara telefon kullanayım. Rahat iş istiyorlar. Benim yaşım 60. Evet. Ustayım. Kale içinde restorasyon işi yaparım. Endüstriyel mutfak imalatçısıyım. Organize sanayinde yemin ediyorum kalifiye insanlar arıyorlar, bulamıyorlar. Bir insan var mı abi? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu işsizliğin artış sebebi nedir biliyor musun? Teknoloji abi. Nasıl yani abi? Şöyle söylüyorum. Ben kendi mesleğimden örnek veriyorum. Benim sektörümdeki bundan 15 yıl geriye gidiyorum. Bir plaka sacı 5 kişi işlerdi. Şimdi teknoloji hızlandı. Sanayileşme var ya, bir CNC makinesi geldi. CNC makinesine sacı koyuyorlar. Şak şak şak. Aynen, her şeyini yapıyor diyor. Peki abi şunu soracağım. Hükümet bu teknolojinin gelişeceğini bilmiyor muydu? Üç çocuk yapın diye diye her yerde milleti şeye yatağa gönderdi. Abi şunu söyleyeyim bak. Gene iyi konuya değindin. Şimdi burada bizim gençlerimiz biraz tembel. Vallahi tembel. Vatandaş mı tembel? Vatandaş değil. Yani işsiziz diyoruz ya. İşsizler tembel. Aynen valla. Aynen valla. Kale için. Hemen Sultan Camisi'ni bilirsin. 2 sene önce ben orada restorasyon yaptım. Ya sen traktör yükleyemez mi kardeşim? Yani kazma değil mi? Değil de kürekle. Senin söylediğin amelilik. Onu herkes yapar. Yok yok işte. Ama bizim gençlerimiz ona gelmiyor kardeşim. Abi bir tek amelilik mi var bu ülkede? Ya abicim bak. Bir sürü okuyan işsiz var mesela. Tamam doğru da. Hepsini alalım amelilik yapsın. Yok yok hepsi masa başı iş istiyor. Maaş iyi olacak. Kalite olacak. Evet. Rahat olacak. Bu iş bu ülkenin sorunudur ben biliyorum. Ama iş var çalışmıyorlar kardeşim ya. Vallahi çalışmıyorlar ya. Peki sana şunu sorayım. Ben yalan söylüyorum da ben işsizim. Abi, işsiz misin sen? Ben 50. 50 mi? 50. 50 yaşına kadar ne yaptın kardeşim? Ben mi? Hı. Köyde süründüm. Sen ben ne yaptım ne yaptın? Sen ben ne soruluyorsun? Öyle demeyin. Sen işsizim. Madem işsizim amele bulamıyorsun ben varım. Kale içine git. Ben sana iş buluvereyim. Kale içine gir. Yok dayım o kadar gösteriyorsan sen göster. Telefon numaranı verirsin. Ya, iş var şurada dersin. Kale içi şuraya kardeşim. Dayım yalan söyleme. Ya neyi yalan ben söyleyeyim ya? Ben AKP'li de değilim. AKP'li sayılan bir oruç çocuğu da değilim. Nerede AKP'li varsa sen onunla. Sen mevzuyu başka yöne getiriyorsun kardeşim. Burada AKP'lilik yok. Olay mı? Tembellik yani var. Yok tembellik, memellik yok. Gel ben senin şikayetini götüreyim sabahleyin. Kaç tane işi göstereyim ben sana. Hemen gidecek. Abi, adam dışarıda yatıyor, dışarıda. Abi diyor ki, bana diyor şu an diyor iş bul diyor. Dedin ya diyor iş. Ya gel kale içine götüreyim ben seni al. Hadi tamam. Gidelim, hadi gidelim gel. Sıkıyorsa hadi gidelim. Gel gel, hadi gidelim, hadi hadi. Şimdi gidelim şimdi. Bu yaşına kadar kalifiyesiz gezdiysen ben ne yapayım seni ya? Bak. Keser elin, demin çekip elin tutmuyorsa. Kum atacak adam lazım. Demin mi? Fazla kürek. Lan gel ben sana lan göstereceğim deme, nasıl çalıştığımı. Ben sana nasıl çalıştığımı göstereceğim. Lan deme benim yaşım 60. Lan deme. Benim de 50. Lan deme. Tamam, şey lan diye konuşamazsın. Ben konuşurum. Yeni geldim konuşurum. Vallahi sana bir çakarım bir de yer çakar. Onu da tamam söyleyeyim. Çak. Ya. 50, benim yaşım 60 ya. Yaşım başım bana ya, etme yalan söylüyorum kadar burada yalan söylüyorum. Havada bulup tavada yemişsin. Ustalık yok, beceri yok, çene yok. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olacak? Gelsin de demin gelsin. Ne diyorum gelsin, da? Gelsin hükümet. Demin ne diyorum? Demin kayıtları göstereceğim. Demin ne diyordum? Düz iş yaptıracak adam bulamam diyordum demin. Doğru söylüyor. Çalışmazsınız tamam, kardeşim. Çalışmazlar. Çalışacağım diyorum da. Allah Allah. Gerizekalı konuşuyorsun sen. Abi adam diyor ki bana diyor kazmayı küreğe ver diyor. Ben diyor kum atarım diyor. Ya kardeşim Sultan Camisi'nin oraya yarın sabahleyin 9'da gel. Ya öyle öyle sen yalan söylüyorsun. Ya sen ne yalan söyleyeceğim? 60 yaşımdan sonra yalan mı söyleyeceğim ben sana? İşin o senin sen. He? İşin o. Hangi işim o kardeşim? Ne yalan diyorsun sen? Yalan söylemek için. Niye yarın gel? Telefon numarası vermiyorsun galiba. Sen ne Sultan Yağmur'un önüne gel ben seni bekliyorum. 50 yaşına gelmişsin. Sen ne yaptın kardeşim 50 yaşına kadar ya? Tuttum ne yaptın bir söyle. Tuttuğumu s**tim sen değil mi? Oğlum terbiyeli konuş bak. Sen konuştun. Sen 50 yaşına gelmişsin. Sen bana laf veriyorsun laf. Laf verme o zaman.
Laf verme. Bak sana bir laf verim. Vallahi bak 7 sur halinde halledemez. Halleder. Halleder onu. Halleder. Sen kafanı yorma. Tembellik yapsın. Sen 50 yaşına gelmişsin de emekli misin? Yok. Var mı emekli? Dalak. Ha, ya emekli misin kardeşim? Ne yaptın ya, 50 yaşına kadar söyle. Ne soruyorsun sen? Kimsin de soruyorsun bana? Soruyorsun. Ya kardeşim ben işsizim diyorsun ya sen. Sen kendin iş veriyordun da ne oldu? Allah Allah. İş veriyordun şimdi ne oldu yani? Ya ben sana iş vermiyorum bak. 50 yaşına gelmişsin. Gelmiyor diyen sen değil mi? Daha ben mi yalan söylüyorum? Veya mikrofon mu yalan söylüyor? Kamera mı yalan söylüyor? Ya ben partizan falan değilim. Abi o zaman kamera yalan söylüyor. Kardeşim sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Emekliliğin var mı? Bir dakika ben de bizim. Sen ne için emekliyim benim? Allah Allah. Sen mi salaksın ben mi salağım? Sen benim emekliyim mi ne için? Diyorsun ki işsizim diyorsun ya. 10 yaşında okuldan çıktın. Meslek sahibi olmamışsın. Sen hesabımı soruyorsun, iş mi veriyorsun sen? Sen hesabımı soruyorsun, iş mi veriyorsun? Ya bu işin temeli nedir kardeşim? Alt yapıda. Tamam mı? Alt yapıda çocuğu yetiştirirsen. Esnaf da yetiştirebilirsin. Esnaf da yetiştirebilirsin. Terörist de yetiştirebilirsin. Yanlış anlama. Sakın ha, bu kimse yanlış anlamaz. Nasıl olacak bu? Ver çocuğun eline. Benim küçüklüğüm de. Dediler ki altın bileziği koluma tak. İster yap, ister yapma kardeşim. Abi diyor ki bana kazma küreği ver, ben kürekle kum atarım diyor. Razıyım diyor. Bu sokakta gezmeye alıştıysa kale içine gitmeye terörist edemez kardeşim bunlar. Bunlar havadan para gelecek, tavada yiyecek yani. Gerizekalı konuşma. Telefonun ne bir şey var. Ver telefon numaranı. Çağırdın ya, yarın geliriz, iş peşi yaparız. Kaliçinde gez ya. Allah Allah. Bir gez. Bak gez. Lafa veriyorsun işte. Kaliçinde ne var? Ne diyor ya? Kaliçinde ne var yani? Ya bunları kes biraz. Ne kes? Şey konuşuyorsa görelim. Öyle değil. Videoyu kes. Tamam abi, sıkıntı yok. Sen şey yap. Abi ya, gevşek adamlarla benim işim olmaz. Valla senin gibi gevşekler dolu. Sokakta demek. Buna bir dakika iş veren, tövbe estağfurullah. Ya demin iş veriyorsun diyordun işte, yani kamera burada, kendin biliyorsun. Tamam ben yarın gelirim diyorum, ver telefon numaranı. Sen bana yer tarif etme. Yarın senin orada olacağın ne malum. Ben telefonla sana ulaşayım, kardeşim ne oldu derim. Abi sen iş beğenmediğin için mi iş bulamıyorsun? Yok, böyle yoksa... Yok ben 3 metreden ben toprak atıyorum. 3 metre tabandan toprak atarım. Attım da yani. Gidelim. Attığım yeri de gösterebilirim. Ha. Çalışırım. He. İş bulabilmek kolay mı? Yok abi sen salak mısın? Havada iş dağıtıyorlar. Yok dayım da bu gerizekalı yalan söylüyor. Tayyip ağam gitti Suriyelileri. Yevmiye 100 lirayken sen 50'ye düştü. Bu gerizekalılar yalan söylüyor. Abi ülke uçuyor diyorlar. Abi ben iki böyle konuşturma. Uçuyor. Ne uçuyor? Tamam, çok... Ne uçuyor Türkiye? Çok teşekkür ederim. Millet açlıktan geberiyor. Gerçekten büyük bir sıkıntı var yani. Herkes farkındadır. Yani gerçekten bir sıkıntı var yani. Her şey gül gülistan değil. Abi adam az önce süper görmüyorlar, gücü... Görmüyorlar, görmemezler mi geliyor? Gerçek abi, bu yani. Millet çoğusu iş... Yani çoğu yerde iş sıkıntısı var yani. Herkes biliyor ama bazıları söylemek istemiyor. Niye söylemiyorlar abi? Bilmiyorum hani. Bilmiyor ya. İşlerine gelmiyor herhalde. Gittim valla polis çevirir. Ondan sonra çıkacaksın diye uğraş gari. Ben içeriden yeni çıktım. Adam başına geleceğini biliyor. Ben pandemir dolayısıyla yeni çıktım ben içeriden. Tayyip Bursa'm vardı mı? Bunu yayınlamazsanız vallahi billahi iki elimi öbür dünyada... Yok yok. İki elimi öbür dünyada yakan da.